arkadaşlarım. Hepinizin bildiği üzere geçen hafta içerisinde yapmış olduğumuz basın toplantısında biz belediyemizle ilgili birkaç hususun üzerinde durmuştuk. Belediyeden cevabını beklemiştik. Fakat nitekim bu cevabı belediyeden değil de CHP ilçe başkanının vermesi ve belediye tarafından da bir ses gelmemesi bizleri üzmüştür. Biz ne demiştik? Bir belediyeye bağışlanan bir pikap mı var? Yoksa belediye parasıyla mı alındı? O pikap nereden geldiğini sormuştuk. Bunun cevabını alamadık. Bunu bekliyoruz. Bir diğer husus da geçtiğimiz günlerde Çine Belediyesi Çine mahalle muhtarlarını toplayıp bir yemek vermiştir. Bu yemekte Çine Belediye Başkanı verdiyse, Çine Belediyesi verdiyse Demokrat Partili meclis üyeleri o yemekte neden yoktu? Madem bu yemek Çine Belediyesi'nin yemeğiydi, ilk konuşmayı CHP ilçe başkanı neden yaptı? Belediyenin vermiş olduğu bir yemekte başka bir şirketin suları toplatılıp daha sonra Kaltun Çile Topçamban'dan suyu gelmesi neden toplatıldı, neden geldi? Biz bu sorularımıza cevap bekliyoruz. Ve belediye başkanımız kahve konuşmalarında, kahve ziyaretlerinde su faturasının üzerindeki atık bedelleri, su atık bedeli ve katı atık bedellerini hükümetin çıkardığı bir program olduğunu söylemektedir kendileri. Biz yine belgelerle konuşuyoruz ve bizim belgelerimize düzmece belge diyorlar. Biz bu elimizdeki belgeleri tarih sayı numarasında veririz isterlerse. O zaman belediyede aklımıza gelmeyen başka işler mi oluyor? Yani düzmece dedikleri belgeler belediyeden çıkan belgelerdir. Ve belediyeye intikal eden belgelerdir. Bu belgeleri kendileri niye için böyle düzmece belge diyorlar? Ben şaşırmış haldeyim. Şaşkınlığım hala geçmedi. Yine bir belediye meclisinin almış olduğu bir karar var arkadaşlar. Hani diyorlar ya bize, biz bu su faturalarını almazsak, bedellerini almazsak suç işleriz diyorlar. Ve ben Çin'e belediye meclisinden alınan karar üzerine kullanmış olduğumuz suların nasıl, ne şekilde alındığını devlet tarafından mı yoksa Çin'e belediyesi tarafından mı alındığını halkımıza kamuoyuyla paylaşıyorum. Bakın burada Çin'e belediyesi meclis kararı diyor. Karar sayısı 46. Düzmece ise ben bir şey demiyorum. Bizim belgelerimizin hepsi sağlam belge olduğunu biliyorum. Fakat belediyeden çıkan, belediyeye gelen yazılar başkaları tarafından başka bir nitelikte konuşulması da hoş olmadığını inanıyorum. İşte burada demişler ki meskenlerden 5.000, otel, pansiyon, yurt 20.000, halı sahalar 20.000, süt ürünleri 10.000. Akaryakıt istasyonları 50.000, yemek fabrikaları 100.000, Çin'e devlet hastanesi 600.000, üniversite 500.000, cezaevi 200.000, dershaneler 100.000, soğuk hava deposu 200.000, resmi kurumlar 20.000 yazılmış, bankalar 100.000 yazılmış. Yani bunu da Çin'e belediyesi onaylamış arkadaşlar. Ve bizim yine çıkan bir kanun var. İtirazımız yok çıkan kanuna da. Türkiye Belediyeler Birliği almış olduğu bir karar var. Hükümetimiz böyle bir para alınması yönünde
uygulamaları yapmış ve bu belediyenin almış olduğu çevre temizlik üzerinden, katı atık üzerinden ve atık su bedeli üzerinden bir yasamız var. 27.10.2010 tarihli 27.742 sayılı resmi gazetede yayınlanmış ve bu geçici olarak 2015 yılına kadar ertelenmiştir arkadaşlar. Yani şu anda Çin'deki vatandaşlarımız adeta soyuluyor. 2015'e kadar ertelenmiş olan bir maddeyi, bir kanunu Çin'e belediyesi şu an için uyguluyor ve uygulamaya da devam ediliyor. Yani kibarca vatandaşımız, Çin'e halkımız burada soyulmaktadır. Biz aynı zamanda Akçova Belediye'miz var. Akçova Belediye'miz de hiçbir katı atık bedeli almıyor, hiçbir su atık bedeli almıyor ve halen daha faturalar aynı eski fiyattan devam ediyor. Ve bunun yanında artı bir şey daha var. Bu katı atıklar toplanıp Aydın toplama sahasına götürülmeli, orada işlenmeli. Onun da masrafını halktan almalıdır. Ben soruyorum, Çin'in çöpleri Çin'de toplanıp Aydın'a mı gidiyor yoksa Çin'de mi kalıyor? Biz bu soruları cevap veriyoruz arkadaşlar. Ben katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Sağ olun, var olun derim. Gözükse de zannediyorum 9200 adet Çin'e belediyesinde abone var. Evet. 11.000 çarpı 9200 adetten 101.000 lira para yapıyor. Ve aylık 24.000 liradan 20.400 nüfusumuz var. O da 490.000 TL yapıyor. Aylık Çin'e belediyesinin kasasına 590.000 lira para gidiyor. Yetiyor mu? Yetmiyor. Aynı zamanda ruhsat geliri, pazar yeri geliri, emlak vergisi geliri, çevre temizlik vergisi geliri, şişelemenin geliri ve ayrıca sudan alınan paraların bedeli var. Bu paralar yaklaşık 1 trilyon civarında para yapıyor aylık. Bu paralar nereye gidiyor? Bunlara cevap bekliyoruz. Yapılan ne var? Pazar yeri var. Pazar yerinin parası da İller Bankası'ndan geliyor, 1,5 trilyon. Başka ne yaptılar? Çin halkımız bunu bilmesi gerekiyor. Ve Çin halkımız adına ben belediyemizi soruyorum. Bu sorulara da cevap veriyorum. Halktan para toplantıldı. Ve toplamak zorunda kaldı belediye. Toplatıldı yani. Millet ödemek zorunda kaldı. Aynı zamanda pazar yeri de inşaatı başlar başlamaz pazarcı esnafı toplatıldı. Bir konferans şeklinde verildi. Pazar yeri kaç lira olsun? İşte metresi 1 milyar olsun. 4 metrekare yer ayıralım 4 milyar olsun. Arkadaşlar yanlış. Belediye önce hizmeti yapar. Daha sonra halktan parasını alır. Biz Akçova'da pazar yeri yapıyoruz ve pazar yerimiz bitiyor. İnşallah ümit ettiğimiz tarihte, söylediğimiz tarihte bitireceğiz. Ve şu ana kadar pazarcı esnafından 1 lira para almadık. Pazarcı esnafı içine girecek, içinde oturacak, ondan sonra para ödeyecek. Bizim anlayışımız, bizim belediyeciliğimiz bu. Daha pazar yeri yokken pazar yerinin kaç lira olacağı, kaç lira yapacağı, kaç esnafın orada yayınacağı gibi pazarlıklar yapıldı. Belediyecilik anlayışında böyle yapılmaz. Belediye önce hizmeti yapar, parayı masraf eder. Daha sonra halkın kullanımı sunduğu andan itibaren parasını tahsil etmeye başlar.